Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere non-parametrik, numerik olan bağımsız iki grubun kıyaslanmasını anlatacağım. Burada iki grubumuz var, kadın ve erkek olarak. Bunlar birbirinden bağımsız. Bu iki grubun ölçüm yaptığım değişkenlerini kıyaslayacağım. Benim kullandığım örnek veri setinde ise ben bir hasta grubunun hemoglobin A1c ile kan şekerlerini ölçmüşüm. Bunların kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini değerlendiriyorum. Ancak buradaki şartım neydi bu testi kullanmak için? Verinin non-parametrik, yani normal dağılmıyor olması gerekiyordu. Normallik analizi nasıl yapılıyor bilmiyorsanız lütfen kanalda bununla ilgili çok güzel bir videomuz var. Normallik analizi videosu. Onu izleyin. Bu verinin parametrik, bu testin parametrik karşılığı Student T testiydi. Herkesçe bilinen bir testti. Şimdi burada veri normal dağılmıyor ve bağımsız iki grubumuz var. Bunları test etmek istiyoruz. Student T testinin non-parametrik karşılığı olan Wilcoxon sıralar toplamı ve Memminy U testini kullanacağız. Hemen analyze'dan nasıl yapıldığına gelelim. Non-parametrik testlerden arkadaşlar, legacy dialog ve buradan two independent samples testine gelin. Burada test etmek istediğiniz değişkenleri shift'e basarak, eğer birden fazlaysa test variable list kısmına gönderin. Daha sonra grup, kategorik bağımsız grup değişkenleriniz hangisi ise, benim burada cinsiyet, grouping variable'a gönderin ve bunu tanımlayın. Yani grup 1 hangisiydi benim için? Bir kadındı. İki erkek şeklinde kodlama yapmıştım. Continue basın ve Memminy U testinin işaretlendiğinden emin olup OK basmanız yeterli. Böyle bir tablo gelir arkadaşlar. Şimdi bu tabloda ilk tablomuz sıralar tablosu olup yine genel bir bilgi verilen bir tablo. Burada kadınların kaç kadın olduğu, kaç erkek katılımcı olduğunu gösteriyor N değeri. Burası sıraların ortalamaları, yani kadın ölçümlerinin toplamının ortalaması. Toplam bölü 48. Burası da sıraların toplamı. Yani bu şu demek. Benim şurada girmiş olduğum mesela hemoglobin A1c kadınları topluyor. 2,4, 2,78 gibi bunların toplamını bize gösteriyor. Sonra arkadaşlar erkekler için de yine sıraların ortalaması ve sıraların toplamı. Kan şekeri için de yine aynı şekilde sıraların ortalaması ve sıraların toplamı var arkadaşlar. 1.6'daki tablo bizim için daha önemli. Burada Memminy U test değerlerini görüyorsunuz. Hemoglobin A1c ve kan şekeri için. Sonra Wilcoxon sıralar toplamı değerini görüyorsunuz. Buradan hareketle hesaplanmış olan Z değeri var. Z değerleri var. Ve Z değerlerinin bir hayali dağılımla kıyaslanarak Z tablosundan çıkartılmış, hesaplanmış olan P değerleri var. Sizin hipotezinize cevap veren kısım burası. Şimdi biz bütün testlerde aslında bir hipotez kurarak başlıyorduk. Bu videomuzda, bütün videolarda anlattığım için bu videoda değinmedim ama İsterseniz hatırlatıcı olması açısından bir kez daha ifade edeyim. H0 hipotezine göre neydi? Benim grup değişkenlerim, gruplarım arasında ölçtüğüm bağımlı değişken açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Yani mesela burada kan şekeri erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir biçimde farklılık göstermiyor. H0 hipotezi buydu. H1 ise anlamı bir farklılık vardır diyordu. Eğer benim P değerim 0,05'ten küçük ise H0'ı reddedip H1'i kabul ediyordum. Yani anlamı bir farklılık olduğunu ifade ediyordum. Burada P değerimin 0,383 olduğunu, yani 0,05'ten büyük, dolayısıyla H0 hipotezini kabul ettiğimi, yani bir diğer deyişle kadınlar ve erkekler arasında kan şekeri açısından anlamı bir farklılık yoktur diyordum. Aynı şekilde hemoglobin A1c için de P'nin 0,05'ten büyük olduğunu, yani hemoglobin A1c açısından kadın ve erkeklerin sıraları ortalamasının sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur diyordum arkadaşlar. Bu test oldukça basit bir test arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar.
Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.